5. sınıf bursluk sınavına hazırlık matematik deneme sınavı. 1. soru. Aşağıda her birinin ön ve arka yüzünde yazan sayıların toplamı 9 olan 9 tane kartın ön yüzleri gösterilmiş. Var kartların yerlerini değiştirmeden kartları ters çeviriyor. Buna göre bu kartların görünen yüzlerinde yazan sayıların soldan sağa doğru birleştirilmesiyle elde edilen 9 basamaklı sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Toplamı 9 ise burası 6, 7, 5, 7. Evet, burası 0 olacak arkadaşlar. Burası 9, 3 ve 2. Bu sayımızı okuyalım. 675.780.932. 780.000, yani cevabımız B şıkkı. İkinci soru. Yanında her birinin üzerinde 3 basamaklı doğal sayıların yazı olduğu kartlar verilmiş. Elif bu kartların üzerine yazan 3 basamaklı sayıların her birini 1 bölüye yazarak 9 basamaklı doğal sayılar elde etmiş. Buna göre Elif'in elde ettiği en büyük doğal sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? En büyük dediği için arkadaşlar buradaki en büyük olan grup bölük 348, 480, 438, 480. En büyük arkadaşlar, yani 480 milyon 438 yazmış. Yanlış. 480 olabilir. 480 olabilir. 480 milyon. İkincisi arkadaşlar 438 bin olacak. 438.348, yani cevabımız D şıkkı. Üçüncü soru. Aşağıdaki verilen abaküse mavi ve kırmızı renkli boncuklar takılarak 9 basamaklı bir sayı modellenmiş. Tahir bu abaküsün birler bölüğünden 1 adet mavi ve binler bölüğünden 2 kırmızı renkli boncuk çıkarıp atıyor. Buna göre Tahir aşağıdaki okuluş verilen sayıdan hangisini elde edemez? Evet, birler bölüğünden, birler bölüğü arkadaşlar şuradan bir tane mavi almış. Binler bölüğünden ise şuradan arkadaşlar 2 tane kırmızı almış. 2 tane kırmızı aldıysa benim buradaki 1, 2, 3, 4 değişmeyecektir, 0 değişmeyecektir, 3 değişmeyecektir. Buradan kırmızı aldığı için 2 değişmeyecektir. Daha sonra burada zaten onlar basamağı 0 olduğu için değişmeyecektir. Diğerleri arkadaşlar buradaki mavilerden 1 tane azalacak, buradaki kırmızılardan 2 tane azalacak. Sayımıza bakalım. 403 ile başlıyor. 403 milyon. Bakalım arkadaşlar 403 milyon. 400, hepsi 403 milyon. Daha sonra 2 ile başlamak zorunda. 204.000. Burası 204 olabilir mi? 1, 2, 3, 4. Buradan gider. 4 kalır. Bir tane buradan alır. Bir tane buradan alır. 204.000 olabilir arkadaşlar. 204.000 olabilir. Başka 204.000 var mı? Yok. Maviye geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burası normalde 7, 0, 2 iken buradan bir tane alacak. Ya 701 ile bitecek ya da 602 ile bitecek. Bakalım. 701 olabilir. 601 olamaz arkadaşlar. 602 olabilir. 602 olabilir. Buradaki zaten C şıkkımız gitti. Bize zaten elde edemez dediği için arkadaşlar C şıkkında bulmuş olduk. Dördüncü soru. Yan yana verilen dairesel kartonların her birinin altına bulunduğu sırada aynı renk kaç adet karton olduğu yazılmış ve karton adetten oluşturduğu sayılar soldan sağa doğru dizerek sayılar oluşturulmuş. Bu sırada 3 sarı 2 mavi karton olduğundan oluşturulan sayı 32.323. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane mavimiz var arkadaşlar. Sarımız 2 tane. 6, 2, 6, 6, 2, 6, 6, 6. Evet, normalde bu şekilde olması gerekiyor. Buna göre yukarıdaki dairesel kartonun oluşturan 8 basamak doğal sayının onlar basamağındaki rakam onlar basamağında kaç var arkadaşlar? 6 var. Milyonlar basamağındaki rakamın toplamı milyonlar basamağına bakalım. Milyonlar basamağımız nerede arkadaşlar? Binler, on binler, yüz binler, milyonlar basamağında da 2 var. 6 ile 2'nin toplamı 8. 6. soru. Rakamları farklı 9 basamaklı bir doğal sayıyla ilgili bilgiler vermiş. Milyonlar bölüğünde 0 rakamı vardır. Bakalım milyonlar bölüğü 987'de 0 rakamı var mı? Yok. B'de var, C'de var, D'de var. Binler bölüğündeki rakamların toplamı 24. Binler bölüğüne bakalım arkadaşlar. 6, 5, 0 zaten A'yı elemiştik.
9, 8, 7, 24, 9, 8, 7, 24, 24. Birler bölüğünü oluşturan sayı, yani 123, 432 ve 123, yazılabilecek 3 basamaklı en küçük sayıdır. Yazılabilecek 3 basamaklı en küçük sayı arkadaşlar 123'tür. Ancak en çok dediği için arkadaşlar cevabımız B şıkkı 950.987.123. 7. soru. Sınıfta yapılan bir etkinlikte aynı renk ip üzerine asılan topların üzerindeki sayılar ok yönünde soldan sağa doğru yan yana yazılarak bazı sayılar oluşturuluyormuş. Yukarıdaki sarı renkli ip üzerindeki toplarla 15.732 sayısı, kırmızı renkli ipler üzerinde toplarla da 32.625 sayısı yazılmış. Yukarıdaki görselde kırmızı renkli ip üzerindeki toplar oluşturan 5 basamaklı sayının, yani şunun, birler bölüğündeki 3 basamaklı sayı 254. 254 olduğu için arkadaşlar bu 7, 6, 2, 5, A dediği için burası 4'tür. A sayısı 4. Mor renkli iplerin üzerindeki oluşturulan 9 basamaklı sayının milyonlar bölüğündeki 3 basamaklı sayı 625. 625 olduğu için arkadaşlar burası 62 olacak. Dikkat edin, buraya direkt 625 yaz ama burada 5 var ve burada zaten 7 basamaklı sayım var, 9 basamaklı olacağı için 62 yazıyorum. Sarı renkli sayımızı oluşturalım artık. 4, 324, tekrar 4 ve 62. Bölüklerini ayırdım. 4.324.462. Cevabımız A şıkkı. 8. soruda örüntü vermiş arkadaşlar. 6. adımı soruyor bana. 1. adımda bir kare dikdörtgen, 2. adımda 2 dikdörtgen, 3. adımda 3 dikdörtgenim var. Her adımda bir dikdörtgenim artıyor. 6. adımda 6 dikdörtgenim vardır. Buradaki dairelerimiz arkadaşlar 6, 10, 14 yani 4'er 4'er artıyor. 14, 4 daha ekledim. 18, 4. adım. 22, 5. adım. 26, 6. adım. Bana kaç fazladır diye 26'dan 6 çıkartıyoruz arkadaşlar. 20. 8. adım 36, 10. adım 42. Aralarındaki fark 6. Demek ki burada 3'er 3'er artıyor arkadaşlar. 36, 39, 42. Burası 45. Burası da 33'tür. Bana neyi soruyor arkadaşlar? 3. adıma. Burası 7. adım 33'tü. 6. adım 30. 5. adım 27. 4. adım 24. 3. adım 21. Cevabımız A şıkkı. Evet, birinci örüntüde arkadaşlar 4, 7, 10, 3'er 3'er gitmiş. Burası 13. 7'den 25'e kadar çıkmış. 25'ten 7 çıkartıyorum. 18, 3, burada 3 tane top olduğu için 18'i 3'e böldüm. 6, demek ki 6 şarlı artma var. 7'ye 6 ekledim. 13, 13 6 ekledim. 19. 1, 4, 3'erli artmış arkadaşlar. 1, 4, 7, 10. Arka yüzü çevrilmiş. Aynı renkli kartonların ön yüzünde aynı sayılar yazdığına göre 3. örüntüyü sarı renkli kartonlara kadar oluşturmak için kaç adet dairesel karton kullanılmalıdır? Evet, sarı renkli karton 19 olduğu için arkadaşlar 19'a kadar ben 3'er 3'er 13 16 19. Evet, bana kaç tane lazım arkadaşlar? 7 10 13 16 19 5 tane karton lazım. 12. Bir fırında bir günde üretilen ekmeklerin sabah 3742 tanesi, öğlen 1847 tanesi satılmıştır. Geriye kalan ekmeklerin sayısı ise sabah ve öğlen satılan toplam ekmek sayısına eşittir. 3742 ile 1847'yi toplayalım. 9, 8, 15, elde var 1, 5. 5585. Geriye kalanlar da bu kadarmış arkadaşlar. Geriye kalanlar da bu kadar olduğu için kendisiyle topladım. 11.178. 874 tane kaldıysa. Evet, toplam 11.178 ekmek. 874 tane kaldığına göre çıkarttık arkadaşlar. 10.304. 13. soru. Aracıyla seyahat eden Erhan aşağıdaki verilen noktalarda hangi levhaları gördüğü ile ilgili bilgiler vermiştir. 1. noktada Kayseri'den 470'miş. 2. noktada 168 kalmış. 470'ten 168 çıkartırsak bu iki nokta arasının ne kadar kilometre olduğunu bulabilirim. 2
0, 3. 302 kilometre gitmiş arkadaşlar. Demek ki 850'den de ben 302 çıkartacağım. 8, 4, 5. 548 kilometredir cevabımız. 14. Aşağıdaki bir mağazada satılan iki ürünün etiket fiyatı gösterilmiştir. Elif ve Burcu bu ürünlerden birer tane alıyor. Elif aldığı ürünler için ödemeyi en yakın yüzde, Burcu aldığı ürünler için ödemeyi en yakın onluğa yuvarlayarak yapıyor. Buna göre Elif'in yaptığı ödeme Burcu'nun yaptığı ödemeden kaç lira fazladır? Evet, Elif en yakın yüzde yuvarlayamış arkadaşlar. Burası 200 olur. Burası da yine 200 olur. Toplam Elif 400 lira öder. Burcu ise en yakın onluğa yuvarlamış. 227'yi 230'a yuvarlar. 154 de 150'ye yuvarlar. Topladık arkadaşlar, 150 380 olur. 400 ile 380'in farkı 220'dir. 15. soru. Yukarıdaki verilen sayı kullarının her biri birer kez kullanılarak 4 basamaklı 2 farklı doğal sayı oluşturulacakmış. Buna göre oluşturulan bu iki doğal sayının toplamı en fazla kaçtır? Evet, toplamı en fazla kaçtır dediği için arkadaşlar ben en büyük basamağıma en büyük sayılarımı koymam gerekiyor. Buraya 9, buraya 8, 7, 6, 5, 4, 3 ve 2 koyarım. Bunları topladınız mı arkadaşlar? 5, 9, 13. Elde var 1, 18. 18.395. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.